Değer, kıymet, şeref ifade eder Kadir Gecesi. Değerimiz inşallah artsın bu gece. Kıymetimiz artsın bu gece inşallah. Şerefimiz artsın inşallah bu gece. Kıymetli izleyenlerimiz, İftara Doğru programında Kadir Gecesi konusuyla bugün huzurlarınızdayız. Ton TV ekranlarında Rabbim inşallah eriştirsin o Kadir Gecesi'nin rahmetine, Kadir Gecesi'nin tüm müjdelerine inşallah. Kol kola gezdirsin bizi de bu gece inen o meleklerle birlikte rızasına dahil eylesin. Varsa kötü huylarımız affeylesin, tövbe etmeyi nasip eylesin, günahlarımızı affeylesin inşallah. Kendi yolunda, kendi kulluğunda sağlam, emin adımlarla yürümek konusunda kararlılığımızı ortaya koymayı ve bundan sonra da o kararlılıkla son anımıza kadar yaşamayı nasip eylesin inşallah. Evet, bugün Kur'an'ın indiği gece. Dolayısıyla biz de ayaklı Kur'an, kendilerine abdestsiz dokunmak bile hani hoş değildir deriz hafızımız Metehan Dalman hocamız. Taceddin Aslan Camii müezzin kayyımı, kıymetli hocamız bizimle birlikte ya. Bugün dedik ki hocamızdan da rica ettik, kırmadı bizi sağ olsunlar. Hocamızdan bir Kur'an daha dinleyelim inşallah sohbetimizin bu bölümünde. Söz şimdi ve her zaman Kur'an'ın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel-ardı ve-ihtilâfi'l-leyli ven-nehâri le-âyâtin li-ulil-elbâb. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا
صلتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل بل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocamıza. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık hocamızın. Programımızın 3. bölümüne, bu bölümüne de ismini koymuş oldu Metehan hocam, hafızımız. Taceddin Aslan Camii müezzin kayyımı kıymetli hocamız. Bu bölüme Kadir Gecesi ve dua dedi inşallah. Dua bölümü oldu kıymetli hocamızın ağzından. Amin diyoruz bütün okuduklarına, Cenab-ı Hakk'ın o vahyine, mesajına amin diyoruz biz de. Rabbim inşallah o dualarla yüceltsin cümlemizi. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Rabbim kabul buyursun inşallah. Sonrasını hep beraber biliyoruz değil mi? Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumil hisab. Rabbim affeylesin bizleri. Rabbim affeylesin ana babalarımızı. Rabbim affeylesin bütün müminleri inşallah. Amin diyoruz. Tekrar kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim, Kur'an'ın indiği gece, Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı gece mehalinde verdik. Ben hemen bir şiirle devam edip sonra da kıymetli hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Ey insan, yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında. Kalbin katı, gözün kör, başın kibir dağında. Kur'an sana gel diyor. Bak bendedir adresin. Ey eşrefi mahlukat, daha Kur'an ne desin? Özgürce seçmen için iki yoldan birini, apaçık bildiriyor bütün ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan, seç diyor rehberini. Öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlla şeytan diyorsan Kur'an daha ne desin? Ya cennet bahçesidir ya ateştir o mezar. Mekan var mı dünyada öyle derin, öyle dar? Hiçbir şey yakın değil insana ölüm kadar. Diyor ki hesabı var aldığın nefesin. Mezarlar konuşurken Kur'an daha ne desin? Malın, mülkün, şöhretin, dünyada her şeyin var. Ya dünyadan Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu 3 günlük itibar, bu 4. gün var ki çok çetindir bilesin. Bunlar masal diyorsan Kur'an daha sana ne desin? Ayet diyor ki eğer daha inseydi Kur'an paramparça olurdu dal Allah korkusundan. Hangi insan durup da ibret almaz ki bundan? Sen ki bir dağ yanında ne kadar da cücesin, haddini bilmen için Kur'an daha ne desin? O münezzeh ruhundan ruh vermekle insana erişilmez bir şeref bahşetti Allah sana. Ne kadar sevdiğini, işte ne kadar sevdiğini buradan anlasana. Sen ki taparcasına kendine kul kölesin, nefsini put yapana Kur'an ne desin? Bir gün var ki çok yakın, dağların yürüdüğü, göklerin güneşleri önünde sürüdüğü, kainatı toz duman dehşetin bürüdüğü, kıyamet senaryosu oyun değil bilesin. Hala ürpermiyorsan Kur'an sana ne desin?
O büyük mahkemede bütün diller susacak, konuşacak bir defa göz, kulak, el, kol, bacak, uzuvlar birer birer haramları, yanlışları kusacak, açılacak önünde defterleri herkesin, kendine gelmen için daha Kur'an ne desin? O gün buyruk verenler buyruğa baş eğecek, cehennem öfkesinden köpürüp kükreyecek ve oldun mu dedikçe daha yok mu diyecek? Doldun mu dedikçe, doldun mu dedikçe daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyecek. Yandıkça o deriler değişecek bilesin. Hala secde yok ise daha Kur'an sana ne desin? Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. Kimi arş-ı alayı dolu dizgin koşuyor. İşte cennet, işte sen. Gayret et ki giresin, ey eşref-i mahlukat, daha Kur'an sana bize ne desin? Cengiz Numanoğlu, dillendirmeye çalıştık inşallah dilimiz döndüğünce, ama Kur'an daha bize ne söylesin? Yaşıyoruz hep birlikte yaşadığımız alemde. İbret almak lazım, kıymetli hocam da okudular, dillendirdiler, ibret almak lazım. Hani okuyup geçmek değil de, üfleyip geçmek değil de o ibret nazarıyla bakmak lazım. Sayın hocam, Sayın Müftüm, programımızın son bölümündeyiz. Laf uzuyor, açılıyor ve konuşulacak o kadar çok da şey var. Mesajlar da çok açık aslında, Kur'an'ın mesajı da. Yine buyurduğunuz gibi kolaylaşmış Kur'an, kolaylaştırmış bize ahkamını, hükümlerini. Okumak, anlamak ve yaşamak inşallah nasip olsun cümlemize. Sözü bu noktada dedik ya, Kur'an bizde ne söylüyor, nasıl söylüyor, neler söylüyor. Bu noktada size bırakalım inşallah. Buyurun hocam. Evet, Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde Yunus suresi 57. ayet: ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi, buyuruyor. Evet. Tabii Allah-u Teala insana birçok lütufta bulunmuş. Bu lütufların en önemlilerinden biri de insanlığa rehberlik edecek olan, onlara doğru yolu gösterecek, hakkıyla batılı ayırt edecek, imkan sağlayacak ilahi kitaplardır. Evet. Ve onları insanlara öğreten, rehberlik eden peygamberlerdir. Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an-ı Kerim'in ana teması Allah'a kulluğu. Evet. Hep ayetlerde öyle geçer. وَعْبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Ana babaya saygıyı, insanlarla kardeş olmayı emreder. İnsanların dünyada dirlik ve düzenlik içinde olmaları için gerekli hukuk ve ahlak kurallarını bilir. Bakınız, evet. Hukuk ve ahlak iki kanatlı beraber gider. Evet hocam. Hukuku koruyan da ahlaktır. Ahlak, işten benimseyerek ona uymaktır. Onun getirdiği kurallar insanlığın mutluluk ve huzur kaynağıdır. Bakınız, Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakın dostlarından Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu bir arkadaş grubu ile bir toplulukta Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Mesud'a şöyle teklifte bulundu: ya Abdullah, bana Kur'an oku. Evet. Dedi. Beklenmedik teklif karşısında şaşırdı ve ya Resulallah, Kur'an size inmişken onu ben mi size okuyayım deyince, evet ya Abdullah, ben bazen Kur'an'ı güzel sesli okuyanlardan dinlemek isterim derdi. Hocamızın da Kur'an ayetleriyle ilgili, evet, okuduğu ve sonunda dua ayetlerini içeren güzel bu ayetlerle ilgili okuduğu gibi Abdullah bin Mesud da okumaya başladı ve Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerinden seçti ve bir ayete kadar geldi. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, evet, ve seni de onların üzerine bir şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak diye bu ayete geldiğinde Peygamber Efendimiz çok hüzünlendi. Evet. Gözlerinden yaşlar süzüldü ve daha fazla dayanamayıp yeter,
yeter, şimdilik bu kadar yeter, evet, diye buyurdu. İşte bakınız, Kur'an'dan etkilenen peygamber ve sahabeleri arasında uygulaması. Her konuda olduğu gibi Kur'an'la ilişkisi konusunda da ümmetine en güzel Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü, evet, Vesselam. O düzenli Kur'an okumaya çok önem verir. Evde, mescitte, yolculukta, gündüz veya gece Kur'an okumaya kendisine rehber ve prensip edinirdi. Bakınız, hani biz şimdi sabahları Haşr suresinin Huvallahu'l-lezi, evet, diye başlayan Esma-ül Hüsna'yı içerisine alan ayetleri okuyoruz. Son üç ayetini okumak, geceleyin secde ve Tebareke Mülk suresini okumak gibi onun günü Kur'an'la yaşamaya ve tamamlaya yönelik uygulamalar vardı, evet, Peygamber Efendimiz. Ve Yüce Allah'ın kendisine verattilil Kur'an'e tertile, Kur'an'ı ağır ağır tane tane o oku şeklindeki ilahi emirlerine uyarak sevgili Peygamberimiz okuduğu ayetler arasında bir müddet duraklayıp sonra devam ederlerdi. Evet. Ve Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geldiğinde Sübhanallah, sen yücesin Allah'ım derdi. Dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua eder. Allah'a sığınılacak bir husus varsa böyle bir ayet okunduğunda okuyuşuna arar verir. Allah'ım sana sığınırım der. Ha. Ve secde ayeti geçtiğinde biz de onu yapıyoruz. Evet. Evet, secde ederdi. Hatta Peygamber Efendimiz bunu ümmetine Kur'an'la namazla öyle birbirine bağlardı ki namaz kılarken Fatiha okuyan kişinin dilinden dökülen her ayete Allah'ın cevap verdiğini ve dolayısıyla Rabbimizin Kur'an okuyana bizzat karşılık vereceğini söyler. Kulum beni övdü. Ben Fatiha suresini kulumla aramızda yarı yarıya taksim ettim, evet, diye kutsi hadise söyler. Kulum beni övdü. Ben de onu melekler ve yüce katında övüyorum der. Ancak sana inanırız ve ancak sana kulluk ederiz, senden yardımdırız dedikten sonra o zaman kulum benden istediğini istesin, ben ona vereceğim. Evet. İhtina sırat-ı müstakim, Allah'ım bizi doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, ayırma, sapkınların, taşkınların, azgınların yoluna değil diye. Bakınız işte bu Fatiha suresinde Kur'an okumanın insana verdiği huzura sığınarak sıkıntılı bir durumda Peygamber Efendimiz karşılaşırsa hemen namaz kılardı. Evet. İşte bakınız, Peygamberimiz Allah'ın kendisiyle gönderdiği hidayeti ve Kur'an'ı gökten inen yağmura benzetiyor. İşte bu anlamda Kur'an'ı öğrenip düzgün okuma kadar onun insan hayatına ve huzuruna veren ilahi mesajların kavranılmasını da önemsiyor ki bundan dolayı Kur'an bir hayat rehberidir. İnsanları huzur ve mutluluğa götüren evrensel mesajdır. Hak ile batılı ayırt eden sözüdür. Allah'ın sımsıkı bağlı kalınmasını istediği ipidir. Peygamber Efendimizin peygamberliğinin en büyük mucizesidir ve Yüce Allah onun maneviyat eksilinde daralan kalplere şifa, ahlaki değerlerin zafer uğramasıyla bunalan gönüllere deva, kirlerini silmek için cila, ders almak isteyenler için öğüt ve hidayet rehberi olarak göndermiştir ki Kur'an-ı Kerim'i okuyup onun muhtevasını öğrenmeye çalışmak bundan dolayı Müslümanın en önemli görevidir. Evet. İşte Kur'an-ı Kerim okumak, ayetlerine tefekkür etmek, ibadet gerektiği hükümlerini uygulamak da her Müslümanın işte birinci görevidir. Ayet-i Kerime'de bu Kur'an ayetlerimizi düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor. Evet hocam. Evet, yani Kur'an'ın büyük bir mucize ve bize rehber olan bir kitap Kur'an-ı Kerim. Hocam, Peygamber Efendimiz'in okuduğu gibi dediniz ya, reddil Kur'an'a tertila, böyle ağır ağır düşüne düşüne. Ben buradan size ayetler vereyim. Meallerini vereyim, siz de üzerine böyle düşüncelerinizi aktarın. İzleyenlerimize de hani bir okuma şekli vermiş olalım inşallah. Estağfirullah, bismillah. Ela lillahi dinul halis. Bilinmelidir ki halis dindarlık yalnız Allah için olandır, diyor, evet, Kur'an. Yani bütün peygamberler insanları yanlıştan kurtarıp, yani karışmış olan inançları Allah'a saf bir şekilde bağlamak isterler. Evet. Halis muhlis dediğimiz. Evet. Karıştırmayın. Şirk
Evet. Allah'ın yetkisine ve etkisine ortak düşünce üretmek demektir. Evet. Allah bunu kabul etmiyor. Sadece Allah onlardan olacak. Temizliyor ki direkt bağlanasınız. Evet diyor. Hocam. Hocam devam ediyor Kur'an. Diyor ki Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Evet. Yani işte Allah'ın dinine giderken yani insanlığın düştüğü yanlışlardan kurtarmak için geldi dedik ya. Evet. Peygamberler ne emrettiyse biz ona tabi oluyoruz. Ve ne diyor? Bir hadiste Peygamber Efendimiz doğruluk iyiliğe götürür. Evet. İyilik cennete götürür. Evet. Bir kimse doğru söyledikçe ve iyiliği yaptıkça Allah katında doğrulardan yazılır diyor. İnşallah kıymetli hocam. Çok konuşulur üzerine ama geçiyorum hemen. Çok önemli bir mesaj Kur'an'ın hocam. Buyuruyor Estağfirullah Bismillah. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler akitlerinizin gereğini yerine getirin. Hocam nikah akdi girer mi? Hepsi girer. Ticaret akdi girer. Ticaret. Yani sözünüzde durun diyor. Evet. Verdiğiniz sözlerinizde hem fiili olarak hem de hukuki olarak durun diyor. Evet hocam. Zaten insanlık bununla uymuş olsa hiçbir evet. zaman sıkıntı olmaz. Peygamber Efendimiz'in bu konuda 3 tavsiyesi var. Diyor ki nerede olursan ol Allah'a karşı saygılı kul ol. Çünkü evet. hesabı ona vereceksin. Evet. Bir yanlış yaparsan onu bir iyilikle düzelt diyor. Evet. Silsin diyor iyilik yap ki. Bir de insanlara karşı güzel davran, doğru davran, onlarla iyi geçin diyor. İşte doğruluğun merkezi burada. Evet. Allah'a hesap verdiğini bileceksin. Yanlışın varsa bağışlanma dileceksin. Hak sahiplerinden helallik dileyeceksin. Helalleşse karşılığını ödeyeceksin. Evet. Ve güzel geçinmek önemli olan husustur. Hocam çok çok enteresan yani bize sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batil ila ahiril aye. Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Yemeyin kendinizi helak etmeyin diyor. Müthiş bir uyarı hocam. Mesela en son inen Peygamber Efendimizin ultimaton anlamında verdiği evet. Veda şeyinde haksız yere yenilen hususlardan biri de faiz malıydı, evet. haksızlık mallarıydı, gasp mallarıydı. Bunların hepsini haklarına verdi. Bunlardan kurtulun dedi. Evet. Hatta ailemden bile böyle mağdur olanlar varsa ilk önce onu ben temizledim dedi. Evet. Yani haksız yere olmasın diye helal kazancın peşinde. Alın teriyle, o emeğe saygı duymakla alakalı usta davet ediyor. Evet kıymetli hocam. Kur'an diyor ki ve iz te'ezzene rabbukum le in şekartum le ezidennekum ila ahiril ayet. Hani Rabbiniz şöyle bildirmişti. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım buyuruyor Kur'an. Verilen her bir nimetin hakkı şükürdür. Teşekkürdür. Bir insana evet. karşı da güzellik odur. Rabbimize karşı da budur. Evet. Şükür her bir verilen nimetin şekline göre değişir. Malımızda olduysa zekatını vermek daha önceki konularda konuştuk. Evet, evet. Efendim bize güzel sağlık afiyet verilmişse bedenimizi sağlık verene karşı ibadetle yükümlüyüz. Oruçta yaptığımız bunlardan birisi. İşte güzelliklerden kıymetli biridir. Hocam çok güzel oluyor böyle. Diyor ki Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenüttegullaha vel temzur nefsün mâ gaddemet li gad diyor. Yani ey iman edenler Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Buyurun hocam. Evet. Bu ahirette hesaba inanan insan hesabını da doğru tutar. Evet. İşte bu ayetler bize bunu hatırlatıyor. Ayetin diğerinde de ey iman edenler Allah'a karşı saygılı olun. Evet. Ve bana döneceksiniz ve ancak Müslümanlar olarak ölün evet, diyor. Yani Müslümanca ölün. Hesabınızı güzel verin. İnşallah. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَعْلُمْ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَّ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün mallar, mülkler fayda vermeyecek. Kim güzel bir kalple, temiz bir kalple gelmişse onu karşında bulacak İnşallah diyor. İnşallah kıymetli hocam. Daha konuşacağımız çok şey vardı ama süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Bir taraftan iftar saatine geldik. Onun müjdesi var ama hocam bu akşam Kadir Gecesi. Evet. Dua edelim inşallah. Şimdi okunmuş hatimler var, Kur'an-ı Kerimler var, Yasinler var, getirilmiş evet. zikirler var, yapılmış tesbihatlar var. Dolayısıyla hocam
bir 3 dakika size böyle versek ezandan önce duayla iftar ezanı olur için gitsek. Kadir gecesinin bizden bize umutlandırdığı hususları da içererek duasını ifade ederim. Buyurun hocam. Evet, Peygamber Efendimiz inanarak ve sevabını Allah'tan olarak bekleyerek Kadir gecesinde bulunursa geçmiş günahları ihya ederse diyor, geçmiş günahları bağışlanır. Peygamber Efendimiz diyor ki son 10 gününde daha fazla yoğunlaşın diyor. Ama bu gecenin hayrından mahrum kalan bin ayın hayrından da mahrum kalmış. Onu da bilin diyor. Başka ümmetlere verilmiş uzun ömür bize 83 yıllık bir ömür olarak Kadir gecesinde tekrar verilmiştir. Onu da bu kıymeti bilelim. İçinde bulunduğumuz Ramazan'ın bu son günlerini ve Kadir gecesinin ilahi bir lütuf ve ikram olduğunu görelim. Zihnimizi ve gönlümüzü Kur'an'a bağlayalım ve onu daha çok okuyalım. Anlamaya çalışalım, yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim ki hatalarımızdan, günahlarımızdan bir taraftan da pişman olarak vazgeçmeye çalışalım. Ramazan bizi temizlediği gibi temiz kalmaya, yani bir ay efendim Ramazan tuttuğumuz gibi 11 ayda temizlediği şekliyle kalmaya devam edelim. Amin. Ömrümüzün tamamını bereketlendirmek için her gecenin kadrini de bilelim ve nimetin şükrünü az önce geçtiği gibi ifade edelim. Böylelikle Rabbimizin mümin kullarına vaat ettiği Firdevs cennetlerine nail olalım. Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği gibi, ya Resulallah ben Kadir gecesine rastlarsam ne diye dua edeyim? Evet. Peygamber Efendimiz de Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna, Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, bizleri affeyle demiştir. Bu vesileyle bu Kadir gecesine kadar okunmuş çok Kur'an-ı Kerimler var, hatimler var. Bizden dua bekleyenler olur. Hocam kısa bir... şöyle yapalım. Şimdi Çanakkale için iftar vakti. Tamam. Ezanımızı dinleyelim, oruçlarımızı açalım. Sonrasında da iftar duamızı sizin dilinizden yapalım, dinleyelim inşallah. Evet sevgili izleyenler, Çanakkale için iftar vakti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessaleh, hayya alessaleh, hayya Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Rabbi ighfir verham ve ente hayrul rahimin. Ey yüce Rabbimiz, yüce kitabın Kur'an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştırdın. Kadir gecesine kavuşturdun. Kur'an'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz. Bu gece bizi bağışla Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, bazı yüzlerinin arı, bazı yüzlerinin kararacağı günde yüzleri ak, gönlü pak olan sevgili Peygamberimizin ham sarıncağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullarından olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, sen affedicisin, affı seversin. Bizi affeyle, korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya Rabbi yurdumuzu, milletimizi ve bütün İslam diyarlarını her türlü afetlerden, belalardan, zelzelelerden, yangınlardan,
afetlerden, düşman istilasından koru ya Rabbi. Ülkemize kem gözle bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi bozma ya Rabbi. Kalplerimizdeki her türlü ayrılık sebeplerini gider ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Bizi ve neslimizi İslam'a, Kur'an'a bağlı olanlardan eyle. Bizi Müslümanlar olarak yaşat, bizi İslam'dan ayırma, Müslüman olarak canımızı al. Gönlümüzdeki İslam nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu vesileyle bu gece olmak üzere ve diğer zamanlarda bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle. Şehit ve gazilerimize rahmet eyle Allah'ım. Depremlerde ve afetlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize af ve mağfiret eyle Allah'ım. Gönderdiğin Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil ve Kur'an'a da biz iman ettik. Onların hürmetine, bütün sevdiklerin hürmetine, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine dualarımızı dergâh hazretinde kabul eyle. Amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocamıza. Kabul olsun inşallah. Tüm dualarımız bu sofraya, bu bereket sofrasına, rahmet sofrasına, gerek hatmini, gerek tesbihatını, gerek zikrini, gerek hayır ve hasenatını, gerek sadakasını, fıtrasını, zekatını bağışlayan, koyan, maddi manevi destek olan Cenab-ı Hak cümle mümin ve müminatın hayrını, ibadetini, kulluğunu kabul eylesin inşallah. Kadir gecemiz mübarek olsun. Kadir gecesinin sabahında o esenliğe, o barışa, o huzura, o sekinete ermiş, affolunmuş olarak ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Bu gece rahmet gecesidir. Bu gece bereket gecesidir. Dua gecesidir. Dua edelim birbirimize. Hiç olmazsa en azından normal namazlarımızın dışında bir günlük kaza namazımızı kılmaya çalışalım. Tesbihatlar yapmaya çalışalım inşallah. Güldürelim güldürebildiğimiz kadar. Bayram da yaklaşıyor. Madden de ihtiyaç sahipleri kardeşlerimizi hatırlayalım, güldürelim. Birbirimizi arayıp soralım. Büyüklerimizi arayıp soralım inşallah. Bu gecenin kadrini, kıymetini hep birlikte bilmeye gayret gösterelim inşallah. Bir kere daha Kadir gecemiz, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecemiz, Kur'an'ın indiği bu gece, Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğu bu gece mübarek olsun, bereketli olsun. Kur'an bir kere daha bize iniyormuşçasına bu heyecanla, bu coşkuyla ve Peygamber Efendimiz'in o arkasında yürüyormuşçasına, önündeymiş, önümüzdeymişçesine destekçisi olarak inşallah yanındayız, yolundayız ya Resulallah diyerek yaşamayı nasip eylesin inşallah. Kadrimiz, Kadir gecemiz mübarek olsun. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.